Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada kendi oyunumdan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok güzeldi ve sizlerle önce Twitter'da bir soru olarak paylaştım. Sonra da oynadığım oyunu göstermek istiyorum burada YouTube'da Beyazlarda Sabrijan Onay, Yon Tar ve Siyahlarda Taylandlı rakibi İlya oynuyor ve E4 başladıktan sonra ben siyahlar E6 ile beraber Fransız açılışını oynamayı tercih ettiler ve ben B3'ü oynuyorum genelde. Normalde Fransız'da hemen D5 ile birlikte merkeze alması gerekiyor aslında siyahların ve ben de fil B2 ile beraber buradaki piyonu normal şartlarda bırakıyorum. Fakat rakibim fil E7 gibi bir şey oynadı. Fil B2'den sonra artık burada G7 istekte. O yüzden fil F6 belki belki de neredeyse tek hamle tek doğru hamle diyebilirim ve fil f6'dan sonra da ben E5 oynadım. Şimdi siyahlar buradan ne elde etti? Beyazlar neyi kaybetti derseniz beyazlar burada tabii ki çok güzel bir alana sahip oldular. Ama artık B2'deki filin burada bir amacı kalmadı. Çünkü çaprazı kapatılmış oldu. File E7'ye döndükten sonra da ben burada F4 oynuyorum. Ve amaçlarımdan bir tanesi de veziri G4'e koymak. Aslında direkt vezir g 4 olabilirdi belki ama bir alışkanlık. Yani normalde at D5 ve at F6'lı bir varyant var. F5'ten sonra alt buraya gittiğinde ben F4 oynuyordum. Burada da hızlı oynamak adına. Hemen F4'ü yapıştırdım. Rakibim B6 hamlesini oynadı ve fili de çok güzel bir kareye koyacak. Vezir G4'ten sonra G7 istekte. G6 oynarsa siyah karelerde belli zayıflıklar olacak ve ben de H4 H5 ile beraber buraya saldıracağım. O yüzden fil F8 oynadı. Şimdi 6. hamle tamamlandıktan sonra belki filim çok güzel bir yere sahip değil ama piyonlarımın ve vezirimin konumu çok güzel olduğu için ve siyahlar da hiçbir şey yapmadıkları için açılışta. Yani fili gitti geldi geldi ve geri döndü tekrardan. Ve fil F8'den sonra beyazların güzel bir üstünlüğü var. Çünkü alt F3 ve H6 ile birlikte tabii ki atın G5'e gelmesini belki istemiyor ama beyaz kareler daha da zayıfladı. Ve buraya rok atmak artık çok güç gözüküyor. Fil D3 oynuyorum ve fil D3'ten sonra aklıma tabii ki öncelikle F5 sonrasında da burada atın buralara manevra edebildiği konumlar geliyor ve fil d 3'ten sonra A 7 hamlesi oynandı ve buradan sonra da kısa rok oynuyorum. Şimdi bir aralar at 4 var ama aklıma bu sefer de f5 gelmeye başladı. Çünkü f5 ile beraber eğer bu hatta açabilirsem vezirin de f7'ye bakmasıyla güzel bir tehdit oluşabilir ve aynı zamanda tabii ki e çarpı f5 aldığı durumlarda da e piyonunu oynadığımda artık filin çaprazı da açılmış olacak ve siyahlar şu an tamamen savunmada kaldı. Fil B7 oynanıyor. F5 ile beraber orayı açacağım. E çarpı F5. Fil çarpı F5 ve rakibim normal şartlarda at F5 alması lazım. Vezir F5 ile beraber buraya bakacağım. O da belki de vezir E7 ile burayı korumaya çalışacak. Ama e, Beyazların konumu gördüğünüz gibi zaten güzel fakat rakibim at bc6 oynamayı tercih etti. tabii ki bunun amacını tam olarak anlayamadım belki hani vurup vezire 7'den sonra rok atmak istiyor olabilir. Çünkü uzun rokla beraber şahı oradan kaçırmak bir piyon feda ederek oynamak belki de o kadar kötü değil ama at c6'dan sonra filin bu çaprazı kapandığı için siyahların tabii ki e, bilgisayar tarafından beğenilmesi mümkün değil at C3 hamlesini oynamaya e, denedim tabii ki at F5'ten sonra vezir F5 vezir E7 artık burada atın buralara gittiği varyantlar var her ne kadar vezir C5 gibi hamle olsa da buraları bir bakmak lazım e, ve atın da aynı zamanda E4'e de manevra edebildiğini görüyoruz ama bilgisayar bunu fazla beğenmedi. Bilgisayar diyor ki fili d3'e çek, burada atla değişme ve bu atı rakip nereye koyacak ki zaten şah da burada kaldı. Vezir de fil de oynamıyor. Çok güzel bir taktik aslında aklımızda sürekli fedalar veya işte ataklar olduğu için bir taş daha gelişiyoruz ama en basiti fili d3'e çekmek ve böyle beklemekti belki de ama At c 3ten sonra rakibim artık bir daha kaçamazsın dedi. at F5 aldı. Vezir F5'ten sonra vezir F7. Mat istiyorum burada. Mecburen tutmak zorunda ama öncelikle bir fil ve 5 şah çekti ve şahtan sonra da tabii ki burada D4 hamlesi olmuyor. At D4 gibi bir hamleyle beraber o matı bir türlü size yakalatmıyor zaten. Ve e, fil c5 tabi ki e, önce bu atı atmamız lazım o beze 7 mat isteği için onu söyleyebilirim. E, bir an e, yani fil c5 sanki oynanmasa başka bir şey oynansa mat olacak gibi anlattım ama fil c5'ten sonra şah h1 kısa roktan sonra da artık o mat tehditleri artık belki de hiçbir zaman olmayacak ve beyaz filmde olmadığı için D3'te buradan mat istekleri de olmadığına göre başka bir yöntem bulmam lazım ve bu filin çaprazını bir an önce açmak istedim. AT4 e oynuyorum. AT4'ten e sonra ver fili, ver aynı zamanda F6 gibi bir tercih. Tabii ki at F6 oynayabilirsem şah kanadı tamamen dağılacak. İşte at C6'nın ne kadar kötü olduğunu burada görüyoruz. Yani at Başka bir yerde olsaydı şu an ya da at e7'ye belki gelebilseydi bir an önce filin de çaprazı açık olup buradan farklı tehditler yapabilirdi rakibim. Ama fil e7 ile ancak at f6'yı kesebiliyor derken belki de kesemiyor. Çünkü ben burada at f6'ya yine de oynadım. işte at f6'dan sonra yani e, normal şartlarda bunu almamak gibi bir seçeneğiniz yok. Çünkü almazsanız gördüğünüz gibi... Vezir h mat olacak. E, kabul etmeniz lazım buraya ama g çarpı f6 oynarsanız e çarpı f6'dan sonra mata gidiyorum. O yüzden bunu durdurmanın belki de tek yolu fil f6 oynamak ve o zaman da at f6'm artık feda olarak kalmıyor gördüğünüz gibi. E çarpı f6 bir takas edildi ve filin çaprazı artık açılmak üzere g6 ile ancak orayı kapattı. Şimdi aklıma gelen hamlelerden bir tanesi ya burada vezir f4 geleceğim ya vezir h3 geleceğim. Sonra da f6'yı alıp g7'den mat edeceğim. Eğer burada vezir h3 oynarsam şah h diye burada at g5 gibi bir hamle var. Mesela oynayalım ki ben vezir h3 oynadım. Rakibim eğer şah h7 oynarsa at g5 açmaz da kaldı. Şah bir yere gittikten sonra vezir h6 ve vezir g7'ye önleyecek bir hamle yok. Vezir f6 alırsanız da vezir h7 mat olacak. İşte böyle konumlarda artık yapacak çok da fazla bir şeyiniz kalmıyor. Ee, ve Vezir h sonra rakibim H5 hamlesini oynadı ve yani belki G4 ile beraber belki başka bir yöntemle burayı açmam lazım ama G4 birazcık korkutucu çünkü bu filin çaprazı değişik bir şekilde bakıyor. Ben burada e, normal şartlarda at H4'e gitmeliymiş. At H4'ten sonra bir şeyler yapılması gerekiyormuş ama ben vezir G3 de almayı düşündüm. Çünkü siyah kareler çok zayıf. Veziri G5'e atarım. Sonrasında da veziri buraya attıktan sonra matı yani dolaylı yollardan o sızarak yaparım diye düşündüm ki son hamleler dikkat ederseniz hep böyle işte veziri saptırarak buradaki e, piyonları sürdürme hamlesiydi. Ve vezir G3'ten sonra bulunması zor hamleler var. Kale E8 gelmesi gerekiyormuş rakibimin ki ataş 4'ten sonra buralara bakacağım ben yine de e, buradaki mat olmasa dahi ve vezir g sonra rakibim at b4 hamlesini oynadı. Şimdi at b4 hiçbir şey istemiyor. Onu söyleyebiliriz. Çünkü at f4'ten at b4'ten sonra evet c2 istiyorsunuz. Belki fil çapraz açıldı ama burada daha büyük dertler var ve ben burada vezir g5 hamlesini oynadım. Normal şartlarda yani ben Vezir F4'ü aslında düşünüyordum. Bir anda elim burada Vezir G5'e gitti. Çünkü Vezir F4 şah oynarsa atı buradan saptırırım düşüncesiyle Vezir f 4ü hesaplarken Vezir G5, Vezir H6, Vezir g 7 oynamak istedim ama rakibin şah 7'si var burada. Şah H7'ye karşılıkta yapmam gereken burada at H4, at F5 alırsa Vezir G7 mat tercihleri almazsa da başka bir yöntemden yine bunu tabii ki çıkartacağım. En kötü ihtimalle burada bir aralar F7 süreceğim ya da ya da burada işte vezirle h6'ya bakışı var at f5 ile birlikte at g6 da vurmama gerek yok. Bir an böyle hani böyle sürekli atak yapılan bir konu olunca fedalar akla geliyor sürekli ama vezir g5 kötü hamle olarak kalmadı neyse ki ama rakibim de şah h7'ye oynamadı ilginç bir şekilde. Rakibim burada at d5 geldi. Onu anlıyorum. Çünkü vezir h6'dan sonra At F6 vuracak. Evet filin çaprazı belki açılıyor sonsuza dek. Ama burada bu piyon yani buraya tutulmayı tercih edecek en azından. Ya da belki de bir tane at fedası yapacak. Ama vezir H6 vezir G7 matı tutacak. Fakat vezir H6'dan sonra alt çarpı F6'ya burada at G5 var. At g 5ten sonra ver diyorsun bu çaprazı. Yani şuradaki mat isteklerine bakar mısınız? At G5 oynadıktan sonra ben gerçekten mest oldum burada. Kale F6 vurabilirsin. Vezirle alırsa F6 buralar mat. Hatta yani aldığı zaman hiç bakmazsın. Vezir H7 direkt mat edersin. Şimdi at burayı tuttuğu için Vezir H7 matı kesebilecek tek şey bu. E bu ortadan kalktığında Vezir H7 oluyor. E yani atı başka bir yere atarsa yine burada Vezir G7 matlar ve burada artık rakibimin hiçbir çaresi yok. Kale E8 oynayarak birazcık uzatabilirmiş. O da gerçekten Kale F6 ile mümkün. Vezir F6 ve böyle bir şeyde bir tane de filgeye ki biraz daha uzatma. Kaleye ki şaş 1 bir daha uzatma. Ancak böyle tutunabiliyor. Burada artık ne oynarsa oynasın ya buradan mat var ya da buradan mat var. O yüzden e, yani kaçış yok öyle söyleyebiliriz. Alt g5'ten sonra da çok güzel bir galibiyet oldu. İnsan şimdi böyle sürekli ataklar yapınca bunu da bir an YouTube'da anlatmak istiyor. Ben de bunu yapmak istedim. Tabii ki ee, bu karşılaşmalar benim e, yani arada bir e, denk gelen karşılaşmalarım. Böyle fedalar yapıp kaybettiğim çok fazla oyun var. Belki şahşede oynasaydı devamını getiremeyip yine size anlatamayacağım bir konum oluşabilirdi. Ama böyle konumlar olunca sizlere anlatmak istiyorum. Eğer keyif aldıysanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Dikkat ederseniz birazcık daha hani kendi fikirlerimi anlatmak konusunda daha iyi e, anlattım herhalde. Daha iyi e, bir video oluştu diye düşünüyorum. Sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz ve tekrar başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yeniden bu kanalda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.